yaptım. Size hikayelerimde, gerçi siz şimdi hikayelerimi de izlememişsinizdir. Bayağı bahsettim. Artık YouTube'da uzun uzun videolar çekip daha farklı şeyler, daha değişik şeyler. Annemle olan videolarımı, yani diyaloglarımı daha da uzun... Devam. Annemle olan videolarımı daha da uzun bir şekilde... Niye bile şarjım bitti? Daha da... Annemle olan diyalogları uzun bir metraj yapıp artık YouTube'a atmak istiyorum. Metraj da torbalı, yanlış da mı bilmiyorum. Keselim orayı. Kesmeyeceğim. Annemle olan videolarım... Annemle olan videolarımı daha uzun çekip YouTube'a atacağım. Çünkü Instagram bayağı kısıtlıyor bizi. Bir de güzel şeyler olduğu zaman hemen topluluk ihlali deyip şiddet middet diyor. Videomuz kaldırılıyor. Sadede gel. Sadede geliyorum. Geçenlerde dedim ki sevgilisi olmayan benim gibi saf insanlar bana hediye gönderin dedim. Kimse göndermedi. Onlar ne? Bana zulüm eyleme dersen inanmayın bana güzel hediyeler gönderdiniz. Gerçekten çok merak ediyorum. En değişik hediyeleri kamerada sevgili yönetmenim, sevgili üstadım Torga Üstürk. Onları derledi. Torga abi hepsini ayarla da derledi. Bize sundu. Biz de bu hediyeleri açacağız. Bakalım bizim beni takip eden insanlar, beni seven insanlar bana ne göndermiş. Gerçi çok uyuz oluyorum abi ama yine de açmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü YouTube'da daha hızlı ve daha aktif bir şekilde video atacağız. Geçelim. Evet, şimdi Doğru abi mesela hangi hediyeyi açmamı istersin? Başla işte. Sen sırayla başla. Önce şu büyük hediyeyi açmak istiyorum. Aç bakayım. Ne o sence? Ne gibi duruyor? Ne olabilir? İnanır mısın hiç aklıma bir şey gelmedi. Zorla biraz. Aa bir dakika dur. Şey olmaz mı bir klavye? Müzik falan yapmamız. Yaklaştın. Ne olabilir? Ork. Uzaklaştın. Aç bak aç bak. Çal. Bir dakika abi, önce bir sanatçı olarak akordunu yapalım. Yalnız denemeden akord yaptın ya. Sese bak ya. Var mısın bu aşkı onunla yaşamaya? Çok teşekkür ederim. Vallahi çok beğendim. Zaten beni tanıyan insanlar oyuncaktan ne kadar hoşlandığımı, oyuncağı ne kadar çok sevdiğimi iyi bilir. Kırbaç yoktu. Bunu aldım. Bununla evi temizlersin. Yalnız gönderen bile bilmiyor ne olduğunu. Öyle saçma bir şey. Yine de saygı duyuyoruz da. Benim takipçilerin gönderdiği şey başka bir denesin diye. Ne o? İsimsiz olan mı? Aç aç. Kalbimi göstermek istemiyorum. Aç, ben gördüm zaten, onlar da görmeli yani. Şeyde, şey altımızda sansürlersin abi. Tamam, biliyorsa. Güzel güzel. Acaba bunu bana gönderen arkadaş beyninin neresi tıkandı da hani
bunu gönderdim açmam için. Notta yazmış abi. Abi param yetmedi diğer harfe, kusura bakma yoksa abim seni. Ya kadar. Yavrumco. Çok iyiymiş. Vallahi çok beğendim. Çok teşekkür ederim kardeşim ya. Süpersin. 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 Kafasında ne kadar değişik hediye var, o kadar hediye var. Bunları mı seçtin? Ya kimsenin gönderdiği şey başka bir mesele. Sweatshirt vardı, onu kendime aldım. Sen kırmızı giymiyorsun. Nasıl giymiyorum ya? Çok güzel bana. Nasıl giymiyorum? Kardeşim bir de bana gönderen hediye sen niye kendine alıyorsun ki abi? Yani almışsın değil, bize şey mi yapmam gerekiyor? Ne mi gerekiyor bizi? Oh my god. Bir oyuncak daha. Bence ben bunun içine su koyayım, kötü hediye olduğu vakit kafama sıkayım. Çok mantıklı. Hayır, ben sana sıkayım ya. Olur. Deneme. Bak, kameraya değecek ya. Yatma oğlum ya. Sen ver onu bana. Bu arada 14 Şubat benim doğum günüm. Ben ondan aldım o kaza. Hediye mi bu? Sana hediye mi bu? Ne o? Açsana. Açar mısın? Vallahi merak ettim. Unuttum hangisini o. Göster. Biliyorum, diğerini de göster. Güzel. Gayet güzel yani. Bence burada sübliminal bir mesaj var ya. Acaba sürekli saçımı boyuyorum diye kuaföre çok para verme, kendi saçını kendin boya mı? Yani. İyi ki sevgiliniz yok. Ciddi anlamda söylüyorum. İyi ki sevgiliniz yok. Yoksa yani sevgiliniz olsa böyle hediyeler alacaksınız. Yalnız kırılacak şeyler de olabilir. Öyle hayvan gibi açmasam. Ben heyecanımı anlıyorum ama. Oğlum sen niye hediye paketlerini muamelesi yapıyorsun? O patlatma nedir ya? Bu ne? Mevli şekeri mi? Yani içinde bir şey yok. Gül işte oğlum işte, gül ya. Ciddi misin? Ben bunu mevli şekeri zannettim. Bak ben... annem bazen mevlide falan gittiğinde abi böyle bir şey veriyordular. İçinde şeker, akide şekeri falan vardı, lokum vardı. Ben o sandım. Aaa! Yemin ederim hem de buraya ihtiyacım vardı ya, bazen meyve suyu falan koyayım, içine böyle kapatayım böyle. Bir de onu içeyim kendime. Vallahi içeyim, bir de not yapmış. Nasıl içeyim, bir dakika, bir de emme. Emme mi dedin? Emme, içiyorum falan. Yasin abi seni çok seviyorum, kalem bitti. Göstersene diyorum. Aklımdan çıkmadım. Bütün vücut kimyanı bozdun ya. Aklımı dengeli her şeyi bozdun sen ya. Yemin ederim aklımı bozdun ya. Daha sağlam hediyeler var ya sen. Ne diyorsun? Oğlum kırılacak yapma öyle ya. Aç hadi aç. Hocam bu nedir ya? Neyse evde kitap okuduğumda masanın üstünde yakarım. Elektrikten tasarruf. Şu şeyi çeksene ya köşeye, görelim tam ne diyelim. Güzel. Pembiş pembiş bak mumuş. Bundan iyi, evet bundan iyi. Kumbara evet, gerçekten birikim yapmıyordum. Senin sayende artık bu kumbarayla birikim yapacağım. Teşekkür ederim. Ya bunun şeyi de pembe, çok güzel uyum sağlamış diye vermiş. Yani ikisinin arasında bağlantı kuramadık. Hangisini? Şu mumla şey ne diyor yani? Ha, çeyiz parası biriktir. Saçma. Bana eğer bu çıkarsa vallahi kan çıkar. Yemin ederim.
neşeyiz. Güzel çaldın ya, çok güzel çaldın ya. Yemin ederim bak, bu hediyeyi açmak istemiyorum. Mükemmel bir çaldın ya. Siz arkadan teşkilat kurdunuz. Sen nereden öğrendin flüt çalmayı? Çok güzel ya. Açma şu paketleri ya. Abi Allah için abi, tamam şaka güldük falan, elindik ete güzel hediye yok. Güzel hediye oğlum, işte hepsi güzel değil mi? Bari Superman alsaydın. Spider-Man değil işte. Vay. Ha, kurşun kale. İlginç, hayatımda ilk defa gördüm. Böyle bir şey olamaz. Yalnız bir de onu açacağız. Şimdi mesela hani arkadaşlar, şimdi bu açacağız da bunu nasıl şey oluyor? Onu söküyorsun işte yani. Bence yemin ederim sen vallahi bütün güzel hediyeleri hepsini aldın. Bunları sen mi aldın abi, doğru söyle. Yok vallahi. Hadi be, hadi dur, hadi. Vallahi hadi, yandım hadi, hadi hediyeleri çıkar. Bu nedir hoca? Bana çıkan hediyelere bak ya. Şu ana kadar en geçerli bu. Ne o? Ponçik insanlar, ponçik hediye. Teşekkür ederim. Bir. Ponçik saat. Taç. Ponçik bir eldiven. Yalnız kardeşim, hediyen için çok teşekkür ederim de benim elim bu kadar küçük değil. Esniyormuş işte Yalçın. Çocuğun günahını aldın. Hocam bu ne? Tamam, böyle kalsın. Biraz daha şey yaparsan... Çocuğa ayıp olmasın diye böyle kalsın yani. Saatini de takıyorum. O Iron Man'deki saat değil miydi ya? Böyle devam edebilir miyim? Hayır. Neydi o ya? Bana bunu gönderen kişi. Buraya gel de sana börek yapayım. Börek. Bu ne? O zikirmatik. He, aynen. Tamam hatırladım. Annemde var ya bunu. Bu ne anne? Şimdi. Neyse, bunu anneme veririm. Hele şükür. Hele şükür, hele şükür, galiba bu bir kitap. Hele şükür, hele şükür, güzel bir kitap geldi. Hele şükür. Tantancık boya. Gösterir misin kitabı? Ne güzel ya. Aa bak, ilk sayfa şey yazıyor, bak oku bir. Boyaya boyaya öğren. Zekana uygun bulamadım. 3-4 yaş büyük alanı idare et. Allah bunun bir altı, bunun bir altı çizgisiz defter. Çizgisiz. Bunun bir altı. Ama temiz giydirmiş ya. Çok güzel ya. Ablacığım, ellerine sağlık. Bence ablamızın yazısı çok kötü. Ona bir güzel yazı defteri alıp hediye göndermek istiyorum. Bunu bana gönderen ulaşabilir mi? Çünkü yazın çok kötü. Yok hayır. Abi hadi git o hediyeleri getir bir an önce. Dampiyeli çorap. Giysene mi? Abi bunu giysen beni öldürürler abi. Giy oğlum, kim görecek çorabı ya? Neyse, bunu giydim de acaba. Abi. Çok güzel bence ya. Yine de hediyeciğim, teşekkürler. Lütfen güzel hediyeleri getirir misin? Aziz abi aldı bir tane. Bir tane Memo aldı. Bir tane Bilal aldı giderken. Ben de bir sweatshirt aldım.
Abi tutsana bir. Maşallah mı? Yaprak altın mı ne? Yani sahte. Sahte. Bak sahte. Böyle kapatsana. Bu şekilde. Anlamaya çalış. Biz alt yazı geçer, sen konuş. Benimle bu kadar iyi öğrendiğiniz için gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok kimi hediyeye sevindim, kimi hediyeye üzüldüm. Kimi hediye beni mutlu etti. Kimi hediye beni yıprattı. Kimi hediye beni hayal kırıklığına uğrattı. Tamam.